İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Albert Ovanisyan, Ermeniler ve Ermenilere ait olan. Artsakh'ın çocukları sıcak barınaklardan, gerekli yiyeceklerin mevcudiyetinden ve eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün yıkıcı ve savaşçı politikalarını teşvik etmek, çatışmanın barışçıl çözümünde olumlu değişiklikler elde etme arzusuyla çelişmektedir. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Artsakh'ın çocuklarını tehdit eden varoluşsal tehditler karşısında UNICEF tarafından temsil edilen uluslararası toplumu adım atmaya çağırıyoruz. Raymond Berberyan, Cennete Giden Yol. Unutulmuş Krallık, Verinnaver başlıklı sergisi 50 yıllık kazıların özel sonuçlarını sunuyor. Albert Ovanisyan 15 Eylül 2001'de doğdu. 2006-2012 yılları arasında Arapgir Spor Okulu'na devam etti ve Dukendo Karate ile meşgul oldu. Siyah ve kırmızı kuşaklar kazandı. 2007-2012 yıllarında Yerevan'daki Hagop Baronya'nın adını taşıyan 59 numaralı temel okulunda okudu. 2012-2015'te eğitimine Kıvant Okulu'nda devam etti. 2015-2016 yılında Lev Tolstoy'un adını taşıyan 128 nolu okulunda, 2016-2018'de Heratse adlı lisede okudu. 2018 yılında lise ile paralel olarak Ermeni-Rus Üniversitesi hazırlık bölümünde okudu. 2019 yılında aynı üniversitenin Siyasal Bilimler Fakültesine kabul edildi. 13 Ocak 2020'de Ermeni ordusunda askerliğe başladı. Onbaşı oldu. Albert'in babası Artsakh Ovanisyan oğlunun Cırakan'da görev yaptığını belirtiyor. Kahramanın babası şunları anlattı. 2 madalyası vardı. Çok cesurdu. Askerlik sırasında hiçbir şeyin onu engelleyebileceğini düşünmedi. Her zaman şöyle derdi, baba sakin ol, kesinlikle kazanacağız. Ona göre Albert komutasındaki askerlerle birlikte 3 gün 3 gece Azeri Türk haydutlarına ve paralı teröristlere karşı amansızca savaştı. Oğlumun komutanıyla temasa geçmeyi başardım, oğlunuz gerçek bir kahramandır dedi. Albert tahminine göre düşmana ciddi hasar vermişti. Belirli bir etnik çevrede belirli ihtiyaçları karşılama lüzumluluk ile şekillenen halı, binlerce yıllar boyunca söz konusu etnik bilim ile çeşitli hareketler ve etkileşimler geçirmiş ve yeni pratik alanlar kazanmıştır. Halı, basit bir ev eşyası olarak hizmet etmiyordu. Ancak başından beri ritüel bir anlamı vardı ve halının Ermeni kültürel miras sistemindeki öneminin de nedeni budur. Yüzyıllar boyunca halı, ulusal imajı ve profili temsil eden kültürel bir fenomen, özel bir tarihi ve kültürel değer haline gelmiş. Desenlerinin arkasında bir ömür boyu geçmiş ve anlam taşıyan halılar var. Nakışlarda saklı bir hatıra vardır ve çoğu zaman hikayeyi anlatan insanlar yerine nakışlardır. Halılara sadece doğal yünden dokudukları ve iplikleri doğal boyalarla boyandığı için değil, aynı zamanda desenlerinin arkasında özel bir sır olduğuna inanıldığı için şifalı özellikler de atfedildi. Evin en yaşlı ya da en hasta üyesi her zaman evin halının asılı olduğu köşesinde bulunurdu. Duvara asılan ve yere serilen halılar da farklıydı. Duvarlara özel desenli halılar asılır, üzerlerinde ölen akrabaların resimleri, müzik aletleri ve diğer kutsal eşyalar asılırdı. Yere serilen halılar kendine özgü nakışlara sahipken herhangi bir özel anlam ya da atalardan kalma semboller taşımıyordu. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Arthur Thomasyan Çocuk Hakları Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Sevgili küçük dostlarım, en parlak bayramınız olan Uluslararası Çocuk Hakları Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün siz bu bayramı tarif edilemeyecek kadar zor koşullarda vatanınızın tehdit altında olduğu ve büyüklerin endişelerinin ister istemez size aktarıldığı bir zamanda karşılıyorsunuz. Kuşatma altında bulunarak temel haklarınızdan, sıcak barınaklardan, ihtiyacınız olan gıdanın mevcudiyetinden, eğitim hakkının tam olarak gerçekleşmesinden mahrum olduğunuzu biliyoruz. Ancak tüm bunların yarattığı hüznün yanında
küçük gözlerinizde mücadele ruhu, vatanda yaşama isteği ve iradesi var ve bunun gerçekleştirme ağırlığı büyüklerin omuzlarına yüklendi. Bu bayramda tasasız bir çocukluk yaşamanız ve vatanınızı ne pahasına olursa olsun korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Arsak dünyasının parlak geleceğisiniz. Ve bu gelecek tüm zorluklara rağmen parlak olsun. Tanrı sizi korusun. Batı Ermenistan hükümeti Uluslararası Çocuk Hakları Günü vesilesiyle küçük vatandaşlarına sağlık ve dayanıklılık diler. Çünkü onlar yaşlarına bakılmaksızın olgun ve zeki insanlardır. Onlar bizim yarının vatandaşlarımızdır ve her şeye rağmen mutlu ve güvenli bir çocukluk yaşama hakları vardır. Eğitim alma, sağlıklı olma, hür ve bağımsız bir vatana sahip olma hakkının güvence altına almanın sorumlusu öncelikle devlettir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisinin 30 Mayıs'ta Bakü makamlarının Arsak sakinlerinin sözde af konusunu görüşmeye hazır olduklarına dair son açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı açıklaması derin bir hayal kırıklığına ve şaşkınlığa neden oluyor. Bakü makamlarının tamamen açık şantaj ve baskıya dayalı bu açıklamasında nasıl teşvik etmeye değer olumlu bir unsur bulunabileceği açıklanamaz. Bakü yetkililerinin açıklamalarının ana mesajının Bakü yetkililerinin Arsak Cumhuriyeti'nin demokratik olarak seçilmiş yetkilileri ile eşit bir diyalog kurmayı reddettiği ve sadece gücünü Arsak halkına zorla empoze etme arzusuyla yönlendirdiği açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan-Arsak sorununun adil, dengeli ve onurlu çözümünde ve bölgede uzun vadeli barışın sağlanmasında olumlu rol oynamak istediğinden şüphemiz yok. Aynı zamanda Bakü'nün yıkıcı ve savaşçı politikaları teşvik etmesinin çatışmanın barışçıl çözümünde olumlu değişiklikler elde etme arzusuyla çeliştiğine inanıyoruz. Arsak Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı. Ondan alıntıları sizlere sunuyoruz. Dünya Çocuk Günü'nde Bakü makamları tarafından 6 aydır devam eden abluka sonucunda bugün Arsak'ın 30 bin çocuğunun karşı karşıya olduğu zorluklar ve yoksunluklar hakkında bir kez daha konuşmak şarttır. Çocuk haklarına dair sözleşmeye göre dünyadaki tüm çocuklar temel ve devredilemez haklara sahiptir. Ancak yaklaşık 6 aydır Arsak'ın çocukları eğitim, sağlık, gelişim, aile birleşimi, psikolojik ve zihinsel dokunulmazlık, yeterli yaşam standardı, temel ihtiyaçlara erişim gibi temel hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılmaya devam ediyor. Berzor yolunun Bakü makamları tarafından abluk altına alınması nedeniyle yaklaşık 550 çocuk evlerine dönme ve aileleriyle bir araya gelme hakkından mahrum bırakıldı. Toplamda 1820'den fazla çocuk abluka nedeniyle ebeveynlerinden birini veya ikisini de göremez hale geldi ve bu çocuklar için ciddi psikolojik sıkıntılara neden oldu. Arsak'ın tüm kurumlarındaki eğitim süreci Bakü yetkilileri tarafından Arsak'ın hayati altyapısının kasıtlı olarak hedef alınması nedeniyle düzenli olarak kesintiye uğradı. Arsak'ın çocuklarının serbest dolaşım hakkının ihlali nedeniyle öğrenciler, Arsak dışındaki eğitim kurumlarına başvuruda bulunamıyor ve eğitim olanaklarından yararlanamıyor. Arsak'a zamanında ve yeterli gıda tedarikinin olmaması durumunda bebekler de dahil olmak üzere çocuklar ciddi bir yetersiz beslenme, vitamin ve mineral eksikliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları tehdidiyle karşı karşıyadır. Çocuk hakları insan haklarıdır ve çocuğun etnik kökenine bakılmaksızın evrensel olmalıdır. Arsak çocukları dünyadaki tüm çocuklarla aynı haklara ve fırsatlara sahip olmalıdır. Halbuki medeni dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri peşinde koştuğu 21. yüzyılda Arsak'ın çocukları hala temel haklarının korunması ve fırsatların sağlanması için mücadele ediyor. Arsak çocuklarına yönelik varoluşsal tehdit koşullarında UNICEF tarafından temsil edilen uluslararası toplumu çocuklarımızın haklarını etkin bir şekilde korumak ve Bakü yönetiminin Ermeni düşmanı ve otoriter rejiminin her gün yaptığı tehditleri önlemek için adımlar atmaya bir kez daha çağırıyoruz. Vatana giden yol
Türkiye'deki Türklerin ve onların Azeri kardeşlerinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaşı ve işbirliğine ilgi duyan Dilber'in sonuçlarını kısa bir süre önce öğrendim. Yaklaşık 6 bin Ermeni askeri öldü. Benim için bu bir savaş değil, siyasi bir felaket, ciddi bir istihbarat eksikliğimiz, liderlerin aşırı özgüveniydi. Biz, Batı Ermenistan Ermenileri olan sürgündeki Ermeniler, Doğu Ermenistan'da olanları unutmuyoruz ve ona sadece maddi yardımda bulunmakla ve ona bir aziz olarak tapınmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda onunla birlikte acı çekiyoruz ve elbette onun nasıl belirsizliğe ve anlaşmazlığa battığını görmek acı verici. Bana öyle geliyor ki Doğu Ermenistan yönetimi bizi kardeş olarak kabul ediyor çünkü dışlanmaktan korkuyorlar. Eminim ki bu trajik kararı vermeden önce bizimle iletişime geçseydi, Artsakh'ın geleceği hakkında bize danışsaydı ve Bakü yetkilileri tarafından işgal tehlikesi konusunda bizi uyarmış olsaydı, belki ve tekrar ediyorum, belki bir çözüm bulurduk ve 6000 kurbanımız olmaz, yakınları da bu zor anda kendileri için yas tutmazlardı. Belki de birliğimizin bizi nihai zafere götüreceğine dair inanç ve zihniyetten yoksunuz. Biz bir paralel sürgün Ermenistan gibi hareket ediyoruz ve dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca kardeşimiz ve pek çok sempatizanlarımız var. Biz gelişmiş ülkeleri taleplerimizi düşünmeye ikna etmek istediğimiz bir sınırdayız. Hedefimize ulaştığımızda özgür ve bağımsız Ermenistan'ın sahipleriyle konuşma, hatalarımızı ve pürüzlerimizi düzeltme ve birbirimizi kardeş olarak görme zamanı gelecektir. O zaman Diriliş Savaşı'nı kazanacağız. Biz Ermeniler yetenekli, ayık insanlarız ama gerçeğin nerede olduğunu tam olarak anlayamadık. Bir süredir Ermenistan Cumhuriyeti ve sürgündeki diaspora bize sonsuz barışı sağlayacak gerçeği bulamadan bu kirli gerçek içine batıyorlar. İki Ermenistan arasındaki ekonomik ve sosyal bölünme Türkiye'ye fayda sağlamakta, böylece hem zaman kazanmakta hem de elindeki mirasımızdan faydalanmaktadır. Net fikirlere sahip olmak, kaybolan kuzuları geri getirmek, İlerici uluslar arasında taraftar kazanmak ve suların iç içe geçtiği bir amaç etrafında bir araya gelmek bizi ayağa kaldırır. Aksi takdirde Roma'ya ulaşamayacağımız ve eskisi gibi boşlukta bir ipin etrafında yelken açmaya devam edeceğiz. Ermenistan yalnız değil. Sürgündeki diaspora ile çevrili ve asimile edilmiş halde bir daha asla Türk tuzağına düşmeyecektir. Saygılarımla, Raymond Berberyan, Batı Ermenistan vatandaşı. Arkeolog ve sanatçı Agop Simonyan liderliğindeki kazı ekibi, Aragaz Dağı eteğindeki Verin Naver adlı antik yerleşimde yapılan kazı çalışmaları sırasında manevi ve dünyevi gücünü kanıtlayan birçok nesne, değerli metallerden ve taşlardan yapılmış lüks eşyalar, İktidarın sembolleri olan silahlar, mühürler, dizginler, üzerinde kabartma resmi bulunan madalyonlar keşfetti. Armen Press'in haberine göre ilginç bulgulara Unutulmuş Krallık, Verin Naver başlıklı sergide yer aldı. Serginin açılış töreni Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde gerçekleştirildi. Hagop Simonyan'a göre Verin Naver'deki kazılar 1976'da başladı ve özellikle Kraliyet Otoritesi'nin sembollerini taşıyan Geç Tunç Çağı mezarlarına odaklanıldı. Arkeolog, bu Ermenistan Cumhuriyeti'nde halihazırda kurulmuş devletlerin olduğu dönemdir ve kazılarda önde gelen kralların ve yüce kurumların mezarları keşfedildi. Özenli kazılar sonucunda o dönemde Ararat Vadisi'nde yaşayan toplum, sosyal yapı, uluslararası ilişkiler, zanaat, ticaret, askeri hakkında çok büyük miktarda bilgi edindik, dedi. Sergide yer alan madalyonların da nadide olduğu düşünülüyor. Hagop Simonyan, Louvre ve British Museum'da bu madalyonların bulunduğuna dair güvence verdi. Batı Ermenistan hükümeti bu tür sergileri memnuniyetle karşılıyor ve sürekli olmasını diliyor. Kültür herhangi bir ulusun kartvizitidir. İnsan uygarlığının beşiği olan Ermeni yaylaları, Ermenistan devletinin binlerce yıllık tarihini gösteren bu uygarlığın sergileri açısından zengindir. Eğer ana vatanımızın herhangi bir bölgede kazı çalışmaları yaparsak, Mittani'den günümüze dek
devletimizin sembolleri mutlaka keşfederiz. Bunlar arasında yerli halkın pasaport verilerini taşıyan genetik, antropolojik, kültürel semboller yer alıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Sıradegyan ve Sahak Galavan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yar Yar adlı eseri sunuyoruz. Yar 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 şundo bir gar tutik, can yar ikan sırtın gok tutik, yar yar kapim kubara gotik, can yar karmir tutik gar tutik. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.